Mali krizle mücadele eden Yunanistan'da maden işçileri başkent Atina'da sokaklara döküldü. Yaklaşık 4 bin işçi ülkenin kuzeyindeki Halkidiki altın madeninin işletme ruhsatının askıya alınmasını protesto etti. 3 yıldır Kanadalı bir şirket tarafından işletilen tesis kapanırsa 2 bin madenci işsiz kalacak. Solcu bir hükümet 2000 işçiyi sokağa atıyor. Dünyanın hiçbir yerinde solcu bir hükümetin bu kadar çok insanın işsiz kalmasına neden olduğunu daha önce duydunuz mu? Çok basit bir şey istiyoruz. Yaşama ve çalışma hakkımız için mücadele ediyoruz. Euronews Yunanistan'daki gelişmeleri yakından izliyor. İşsizliğin %25 olduğu bir ülkede maden işçileri hükümeti kendilerini işten çıkarmakla suçluyor. Halkidiki altın madenleri konusu kamuoyunu ikiye böldü. Yunanlılar için çevre konusunun mu yoksa ekonomik kalkınmanın mı önem taşıdığı tartışılırken uzmanlara ve hükümete bu düğümü çözmeleri çağrısında bulunuluyor.